Evet, devam ediyoruz. Bayağı bir grind yaptım. Demir farmı biraz geç çalıştığı için ben de malzeme toplayarak bu zamanı değerlendirmek istedim. Şimdi çalışmaya da başladı. Burada camlarımız var. Bugün çiftliklerimizi kuracağız. Havuç ve patates tarlalarını kuracağız. Geçen seferki gibi bir şey olacak. Çalışma mantığı olacak ama bu seferkiler daha büyük olacak. Şimdi. Üzerimde şunlar ben bir full bir çevirmek istiyorum. Şurada bir alan var. Bu alan yeterince büyük gözüktü gözüme. Buraya sığdırırız gibime geldi. Bakayım şöyle bir. Evet. Burada bir alanı düzeltmem gerekecek. Buraya kuracağız ama. Şimdi hemen. Güzelce ne alanımızı belirledik. Şimdi buranın etrafına binamızı yavaş yavaş kurabiliriz. Peki. Şöyle olsun. Yüksekliğini arttıracağız da şimdilik 2 yapalım biz. Şurayı kırıyorum. Bu ortada boş bıraktığım alanlara cam koyacağım ki içeriye bakabilelim diye. Tamam, buranın tam karşısına geldi mi? Yanlış mı saydım? Tamam, şurayı yanlış saymışız. Buraya gelecek. Şimdi burayı bir full bir dolduralım. Alanımız bu şekilde hazır. Şimdi buranın bazı yerlerine delikler açacağım. Çünkü bu ortaya koyacağımız su tek başına yetmeyecektir buraya. 3. Ve zannediyorum bu şekilde olması lazım. Şuraya koyduğumuz camların birer önüne. Şuradan 3 sayıyoruz. Şimdi suların üzerine birer halı. Kenardakilerin tabi. Şuraya bir gübre var ile. Üzerine bir blok. Buraları aydınlatıyoruz. Etrafı biraz aydınlatıyoruz. Şimdi burayı full ekebiliriz artık. Buraya şöyle küçük bir demir yolu ayarladım. Buradan köylüleri getirebileceğiz. Şeye bağlı zaten. Yalnız biraz çıkarmaya uğraşacağız bunları. Bakalım.
Belki o kadar uğraşmayız. İlk köylüyü getirdik ve burada meslek sahibi yaptık onu. Şimdi depolamayı hazırlayabiliriz. Bakayım bir. Bir iki tane daha yap. Hatta hepsini yap. Bunların da. Huneli vagon. İki tane istiyorum. Bir tane ray. Tamam, şimdilik bu kadar yeterli gibi. Şuradan küçük bir delik açalım buraya. Şimdi birkaç sandık atalım. Depolamayı büyütmemiz gerekecek sonra. Ama şu an idare etsin diye yapıyorum böyle. Sonra buraya bir huneli vagon attığımızda yeterli. Şu anda tam 2 saattir şeye bakıyorum, bir türlü halledemedim. Bunu yaptıktan sonra abi buraya geliyoruz. Dur, bunu şey yapalım hatta. Şöyle koyalım, yan koyalım. Bunu koyduktan sonra abi altındaki rayı kırıyoruz. Sonra buraya geldim. Tamamdır. Bu şekilde yaptık. Şöyle de bir tane tuzak kapısı koyduk. Üstüne kat çıkacağım için burayı böyle yapıyorum. Artık buraya köylü getirebiliriz. Şöyle yapalım. Şu anda köylü getirmeye müsait burası artık. İkinci köylüyü de getirdim buraya. Bu köylü bizim çiftçinin yiyecekleri atacağı köylü olacak. Şöyle bir alanı bir kapattıktan sonra abi, şu bloğu kırıp buraya herhangi bir meslek bloğu, yani çalışma tezgahı koyuyorum. Şu anda ben hızlıca şeyi yapabildim. Varil yapabildim. Geç ama buraya. Şimdi bunu buraya. Kapattık, tamamdır. Farm bitti sayılır. Bitti hatta. Yani tek başına bunu yapacaksanız farm bitti. Üstünü camla falan dönebiliriz ama biz kat çıkacağımız için böyle şeylere hiç girişmiyoruz. Şöyle yapalım. Burayı kendi haline bırakıyoruz. Orada kat çıkmayacaksanız iki tane şey atmanıza gerek yok. Bir tane atabilirsiniz bundan. Şimdi yavaş yavaş ikinci kata başlayalım. Köylüyü çıkardıktan sonra aslında farm bitti. Ama bizim işimiz burada bitmedi. Ben çünkü bundan bir tane yapmak istemiyorum. Bir sürü yapmak istiyorum. İkinci kata da hazırlayalım. Biraz halıya ihtiyacımız olacak yalnız. Bunun üzerinde zıplamasınlar diye koyuyoruz halıyı. Yoksa tarlaları bozarlar. Bir tane halı lazım. Şimdi ikinci köylüyü bir çıkaralım.
İkinci kattaki tarlaları da ekeyim biraz. Tohumum yok ama biraz alır geliriz. Buralara 208 tane zannediyorum tohum ekiyoruz. Yani 2,5 tarladan birazcık fazla. Ve 2 kat yaptığım için de burada 5 tarlalık yer var. Tarlalar üretime direkt başladı. Harika. Bayağı bir rahat geçecek yani. Tarlalardan hızlı ürün aldığımız için hemen ticaret de yapacağız. Birazdan. Tamam, köylü indirebiliriz. Son eksik kalan yerleri tamamlıyorum. Çok güzel. Şimdi buranın depolamasına geçeceğiz. Ve hiçbir malzemem yok tabii ki. Şimdi burayı yaparken tekrar şuraya bir huni koyacağız ki aşağıya kadar insin. Az önce yaptığımız adımları tekrarlayacağız buradan sonra. Şöyle bir, şöyle iki. Bunu koyuyoruz. Rayı kırıyoruz. Şöyle toprakla destek alalım. Ve bunu böyle koyacağım. Bunu direkt kırabiliriz bu şekilde. Ve şuraya da bir tane tuzak kapısı koyalım. Tamamdır. Bir tane de şimdi bunun üzerine bir köylü getireceğiz. Tamam, biraz uğraştırdı ama ikinci köylüydü. İçeriye sokmuş bulunduk. Ve sen onu nasıl ittirdin ki oraya ya? Her neyse, herhalde bir problem olmaz. Şunu şöyle bir atıyorum denemek adına. Buradaki köylü nerede? Tamam, burada duruyor. Şuna bir tane de ışık atayım ne olur ne olmaz. Bir kontrol edelim. Evet. Tamam, bir problem yok. Bu şekilde iki katında yaptık. Şimdi ben bunlardan 4 tane yapacağım. Yani bu birdi. Bundan 3 tane de yapacağız. Biri patates, şey. Biri daha havuç olacak. İki tanesi de patates olacak bunların. Ve havuç binasını tamamlamış olduk. 4 tane tarla var burada. 2,5 2,5'tan 4 2,5 yani toplamda 10 tarlalık bir alan var burada ve üretime de yavaş yavaş başlıyor buralar. Şuraya atalım. Depolamasını daha sonra ayarlayacağız. Şuraya biraz ışıklandırması kaldı. Sonra patates tarlasına geçiyoruz. Bunun aynısı patates de. Bunun aynısı olacak. Evet arkadaşlar. Nihayet bitirdik. Patates tarlasında inşaat kolaydı da köylüler arada problem çıkardılar. Havuç geri kalanı kolay oldu. Tamamı kolay oldu aslında. Çok zor bir farm değil zaten. Bir arada köylüler kaçtı falan. Şu tuzak kapıları unutmayın bunları. Ve hızlı koymaya çalışın. Köylüler kaçabiliyorlar. Ben koyamadan bir tanesi kaçtı şurada. Tekrar yakalamam gerekti. Ama bitirdik. Şimdi sadece inşa yaparken yani şurayı yaptıktan sonraki kısımda ürettiğimiz ürün. Havuç tarlaları bayağı iyi çalışıyor. Patates de yavaş yavaş çalışmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Evet. Şurası zaten son yaptığım kısım. Burada daha bir şey büyümemiştir herhalde. Buradan da tohumları alıp buralara ektiğim için az birikti. Ama artık hızla birikecek bunlar. Bu arada ben yanlışlıkla havuç ekmiş olabilir miyim diye düşünüyorum. Şu farmdan envanterlerindeki şeyleri buraya ekiyorlar galiba. Olabilir. Neyse. Tam havuç karışık. Havuç patates karışık olacak burası. Biraz sanki. Şurada
Bakayım patates var mı hiç? Gerçi burada köylü farmımız sadece şey olduğu için. Farmların ortasında da şöyle güzel bir alanımız var. Bu alanı kullanarak kendimize küçük bir ticaret alanı yapabiliriz. Hem de şuradan hemen sandıklardan alıp satabiliriz. Burada birkaç köylü yapabilirim, çiftçi köylü. Sadece havuç ve patates satacağımız. Önce şurayı bir temizlemek istiyorum. Yani 8 tane falan herhalde yapabiliriz. Bakayım bir. Evet, 8 tane yapalım. Ama nasıl yapalım? İlk ticaretimizi yapabiliriz artık. Bir dakika, benim şeyler nereye gitti? Şimdi tekrar bunun önüne koyuyorum. İstediğimiz ticareti verdi bize. Şuradan biraz envanteri temizleyelim. Şeyleri, depoları temizleyelim. Depolar doldu. Bayağı bir zümrüt alırız. Köylüleri özellikle çoğalttıkça bayağı bir zümrüt almaya başlarız. Evet, yavaş yavaş bu da çalışıyor. Güzel. Fiyatlara bir anda inanılmaz uçurdular. Satmıyorum şu anda. Biraz bekleteceğim bunları. 150 zümrüt kasmış olduk. Bugünlük bitireceğim burada galiba. Güzel bir alan oldu. Şu köylü çocuk denk geldi. Yoksa bir tane daha yapacağız buraya. Onu da yapsaydık hafif bir kapatıp bir şeyler yapacaktım. Biraz süsleyecektim burayı. Onu arada hallederim. Bölüm arasında. Güzel ilerliyoruz. Daha şimdiden 150 160 mı ödüyor? Evet, 160 zümrüt kastık bile. Birkaç kitabı hemen alabiliriz. Heh, şimdi fiyatları düzeltti. Sabah direkt yapmamak lazım galiba. Sen düzeltmedin mesela ama bu düzeltti. Yani o kadar çok da ticaret yapmadık aslında ama bilmiyorum. Neyse. Buna da satalım biraz. 3 de tamamlayacağız. Hatta 3'ü de geçtik. Evet. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Bay bay.